Halkımızın takdiriyle 16 Nisan 2017 yılında yeni yönetim sistemine geçerek cumhurla cumhuriyeti, cumhuriyetle demokrasiyi kucaklaştırdık. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ülkemizin demokrasiyi tüm kurumlarıyla tesis etme ve milli iradeyi tam anlamıyla hakim kılma mücadelesinde bir dönüm noktası olmuştur. Aziz milletim, Gazi Mustafa Kemal'in hayallerini gerçekleştirmiş bir kadro olarak Türkiye yüzyılı vizyonuyla cumhuriyetimizin ikinci asrına girmiş bulunuyoruz. Cumhuriyetimizi daha nice yıllara çok daha güçlü, çok daha müreffeh, çok daha itibarlı bir şekilde taşıma azmindeyiz. Önümüzdeki dönemde en büyük hedefimizi, demokrasimizi darbe anayasası utancından kurtarıp cumhuriyetimizin 100. yaşına yakışır, sivil, özgürlükçü ve kuşatıcı bir anayasaya kavuşturmaktır. İnşallah diğer hedeflerimiz gibi buna da muvaffak olacağız. Çünkü zafer benimdir diyenlerindir zafer. Bugüne kadar hep bu anlayışta çalıştık, gayret ettik, mücadele verdik. Asrın ihaneti 15 Temmuz'dan asrın felaketi 6 Şubat depremlerine kadar karşılaştığımız tüm imtihanları alnımızın akıyla verdik, veriyoruz. Tarihi eşsiz zaferlerle dolu büyük bir milletin evlatları olarak Türkiye yüzyılı vizyonumuzu hayata geçirmekte de kararlıyız. Cumhuriyetimizin 100. yaşını kutladığımız bu tarihi günde bir kez daha tüm dünyaya Vahdettin Köşkü'nden ilan ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin mesut, muvaffak ve muzaffer olmasının önüne hiçbir emperyalist güç geçemeyecektir. Yeter ki biz bir olmaya, iri olmaya, diri olmaya, kardeş olmaya, hep birlikte Türkiye olmaya devam edelim. Yeter ki biz tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet diyerek ifade ettiğimiz duruşumuzdan taviz vermeyelim. Gerisi Allah'ın izniyle gelecektir. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bu ülkenin cumhurbaşkanı olarak 40 yılı aşkın siyasi hayatımızın her safhasında olduğu gibi inşallah bundan sonra da Türkiye'ye ve Türk milletine aşkla hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Bu duygularla Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere istiklal ve istikbal mücadelemizin tüm kahramanlarını bir kez daha saygıyla yad ediyorum. Bin yıldır bu toprakların vatanımız olması için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan tüm kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Farklı etkinliklerle bu önemli yıl dönümünün hak ettiği şekilde kutlanmasını sağlayan tüm arkadaşlarımıza, tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum, kendilerini tebrik ediyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun. Şehitlerimizin ruhu şad olsun diyorum. Kalın sağlıcakla.